Memur bir ailenin. Bir yerimde görmek istiyorsan süreyim. Buyurun falan. Anneanne, anneanne. Ya telefonum ya, nerede? Ya, falan. Ya, un yoktu, un. Ya ne unu yoktu? Sen o kadar sıkıntı. Yarımcı olsun gel. Evet, herkese merhaba arkadaşlar diye giriş yapılıyor YouTube'a, öyle biliyorum. O yüzden çok klasiklerden şaşmayarak herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımızın birinci bölümüne hoş geldiniz. Yanımızda MasterChef'ten de bildiğiniz ve aynı zamanda kendimce kurmuş olduğum ekibimin en değerli üyesi Tolga var. Bugün yanımızda beraber yarımcadayız. Tolga'nın güzel tişörtleriyle beraber ona bir bana yapmış olduğu hediyeyi üzerimde görsün istedim bir. Hoş evet. Geldin Tolga. İlk bölümde bunu giymem beni onur etti açıkçası. Burada olmak çok keyifli. Bize bugün ne yapacaksın? Sana şu anda kıymalı bir çiğ börek tattıracağım. Aynı zamanda böyle geyik yapacağız. Hem sana böyle insanların merak ettiği ve sormak istediği aynı zamanda bana. Bunları yanıtlayacağız. Ben de senin arkadaşın olarak ve ilk konun olarak ben de sana sorular sorayım. Tamam. Hem yarımcı hakkında hem de çiğ börek hakkında sen bana sorular sor. Bu şekilde güzel bir başlangıç yapalım. Tamam, deal. Eyvallah. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Ben sana yavaştan böyle ufak bir kıymalı çiğ börek hazırlayayım. Ben sana birazcık o sırada sorular sorayım. Tamam, okey. Yerken de sen bana sor. Tamamdır abi, okey. Hamur alıp geliyorum hemen. Tabii. Başlayabiliriz. Yarımcı ne? Şimdi neden çiğ börek yaptığımı soruyorsun, yarımca ismini mi soruyorsun? Zaten çiğ börek yaptığını biliyoruz, neden yarımca? Şöyle oldu, ben annemle büyürken, annem bana her cumartesi zaten bunu yapardı teyzemle beraber. Ya mantı açardık ya da yarımca yapardık ve ben herhalde lise sona kadar çiğ böreğin ismini yarımca olarak öğrendim, annem sağ olsun. Daha sonrasında biliyorsun ki bizim önce bir Beyoğlu'nda bir restoran açma fikrimiz vardı. Ben de bu restoran fikri olmadan önce arkadaşlara demiştim ki, arkadaşlar çiğ börekçi açalım. Çünkü sen çiğ köfte muhabbetle yaptık. Dedim ki bakın Tolga çiğ köfte düşünebilir, biz dedim yanına çiğ börek açalım. Sonuçta dedim kimseye dedim böyle bir girişime bulunmamış. Bunlar beni ilk başta çok fazla kale almadılar. Dedik ki ondan sonra tamam şeye geri dönelim abi. Restorana geri dönelim. Sonra oradaki projede izinler çıkmadığı için tak hemen Çağatay Akgün'ün fikrine geri döndüler. Peki sen bir çiğ börekçi misin yoksa sen bir yarımcacı mısın? Ben bir yarımcacıyım. kıymalı yapıyorum. Sen bilirsin. Arkadaş. Çiğ böreğimi yaparken senin bana sormuş olduğun sorunun karşısında ithafen ben de sana bir soru soracağım. Hatta buralarda sorusu olmak isteyen var mı diye soruyorum. Evet bir soru geldi Tolga'cığım. Neden falan? Herkesin de dilin artık pelesenk oldu bu. Neden falan? Neden Tolga falan? Falan nereden geliyor falan? Neden falan? Cevap soru da gizli. Neden? Falan yani. En çok kullandığım kelime olduğu için zaten yıllar öncesinde elime falan yazdırmıştım. Evet burada senin burada canım aman var. Canım herkes aman evet. Var. Falan yazdırmıştım. Çünkü çok fazla kullanıyorum ve her şeyin altını bu şekilde doldurabiliyorum açıkçası. Evet. Yeni Instagram açacağım zaman Tolga Şener yoktu. Ben de Tolga falan olsun dedim. Zaten orada bir marka düşüncem oluştu. Öylece de kaldı. 2 yıldır bunu geliştiriyorum. Bu şekilde şimdi sana kızartacağım. Kızart. Aynı zamanda ayran var. Ayran içmek ister misin? Neyle ayran içmek istersin? Aa, benim de bir sorum var. Of course, of course. Evet bir soru daha var. Alabiliriz sorumuzu. Tolga gerçek hayatta nasıl biri? Bu bana değil herhalde. Tolga gerçekten aslında kamera önünde çok fazla bir farklı olmadığını görüyoruz zaten. Bu artık netleşmiş. Ama kamera arkasında daha farklı yönler. Kamera arkasında nasıl bir insansın Tolga? Hadi ben seni tanıyorum. Arkasında. Kamera arkasında geçince kameranın yani. Ha, arkasına geçince? Evet. Nasıl bir insansın? Yani insanlar seni yolda görüyor. Okey tamam. Bazen yürüyemediğini görebiliyorlar. Bazen işte elinde bir şeylerle görebiliyorlar. Sen kimsin Tolga? Ben kimim? Bence senin beni anlatman daha mantıklı olur. Tamamdır. Ben de seni okay, anlatabilirim gibi. O zaman birbirimizi bu şekilde yapalım. Çünkü bir insanın kendisini anlatması kadar zor bir şey yok. Şey mi diyeyim işte, memur bir ailenin. Kimin şampiyon olmasını istersiniz? Kıvanç. Tamam. Bu sene Kıvanç'ın şampiyon olmasını istiyoruz. Ya ben, evet, ben de öyle istiyorum. Ben de öyle istiyorum. Yani sen olsaydın Kıvanç ve ikinizin final oynamasını isterdim evet, ben. Yani ya Kıvanç birinci, ya Tolga birinci, ya Kıvanç ikinci, ya Tolga ikinci. Çünkü önlemi bırakırken de ikisinin gözünün içine bakmıştım ben. Böyle bir durumun söz konusu vardı benim. Bana sorarsanız evet ben en başından beri Kıvanç bizim sezondan birisi olsun istiyorum. Çünkü Tolga'nın da dediği gibi hep biz kendi arkadaşlarımızla beraber üst sezona çıktık. MasterChef All-Star'da yarıştık. Ben de bizim içimizden birinin olmasını isterdim doğal olarak. Aynen. Ben de böyle düşünüyorum, böyle görüyorum senin aynı fikrini. Ben artık bir şey soracaktım da. Çağatay nasıl birisi diye. Çağatay nasıl birisi? Çağatay benim küçük kardeşim gibi aslında. Geçen seneden beri aramızdaki yaş farkından dolayı onun geçtiği heyecanları ben hep anlayabildim. O nedenle hep ona daha temkinli, daha sakin davranmasını söyledim.
Bu da gitgide daha temkinli ve daha sakin davrandıkça bence işleri güçleri yoluna girdi. Ama içindeki o tatlı kişilik her zaman bizi ona bağlıyor bence. Bütün arkadaşları da onu çok sever. Özellikle ben çok severim. İçimdeki Çağatay bu. Anlattıkları çok hoşuma gidiyor. Bana pancarlı ayran verirsen daha acılı bir elenme hikayesi anlatabilirim. Frozen'ı milkshake sanıyorlar. Hakikaten, hakikaten. Ve çok güzel böyle şey. Hologram değil de uzay efekti. Edible simler vardı böyle. Aynen, aynen. Koyabilirsin aslında da. Tolga pipet vermiyorum. Bıyıklarını da görmek istiyorum çünkü. Bıyığım yok kardeşim. Üst dudağın. Bunu mu sorayım? Hani bir yerimde görmek istiyorsan süreyim. Çok akar bu, gerek yok. Eşlik et. Yok, ben çok yedim yaparken ya. Yarımcı olsun, gel. Yarım. Ya. Slay. Çok suyu var, şuraya biraz şey yapayım da. Daha gel. Ben sen daha sertsin diye sanıyordum ben. Ben de. Ironic. Eline sağlık bu arada ya, çok güzel. Hakikaten çok güzel. Kıymalı yememiştin sen. Geçen yok, yememiştim. Kıyamamıştım. Evet Çağatay. İkincisini ne zaman yaparsın? İkinci şubeden bahsetmiyorum. Yapayım mı tane artık? Ne okuyorsun tamam. Elenme hikayesi. Elenmekten sonra nasıl hissettin Tolga? Acılı ayran istedin. Acılarından bahset. Sen ağladın mı lan elenince? O benim, o. Elenince ağlamadın değil mi sen? Uğur kardeş ağlar, ben ağlamam. Tamam, elenme hikayeni anlat. Neler hissettin abi? Elenince hiçbir şey hissetmedim açıkçası. Çünkü bir gün biteceğini biliyordum. Sonsuza kadar master. Geçen sene de oradayız. Bu sene de orada, yani şey, mevsimlik işçi gibi. Haklısın, hani sonra bir noktada bir idealine bitecek. Gelmen gerektiği bir yer var ya. Oraya ulaşamadığın için üzgün ben, müsün? Bundan hani... Kafamda olan şey şuydu. Yarışmaya girerken takipçin... 141 bunu falan. Bunu biliyorum. Buradan beklentilerim de şuydu. Belli bir takipçiye ulaşmak. Çağırma, çünkü sıfırdan çıkıyorum. Belli imtiyazlara ve imkanlara ulaşmaktı. Bence geldiğim noktada şu an bunlar var. Elendiğim zamanda da bunlar olduğu için elendiğim zaman hiç üzülmedim. Nasıl? Buyurun falan. Elendikten sonraki tepkiler neydi? Sen tamam. Anlat. Elendikten kronolojik sonra... gidelim. Çağatay'ın 2 sene önceki üçlü turumu bu. Bilmeyenler için ufak bir hatırlatmak için. Hani oradan mı alacağız yoksa? Ben artık şeyde Acun Medya'da bir sigortalı çalışan haline bürünmüştüm en son. Çünkü 3 sezondur oradaydım. Yani ısrarla beni almadıkları halde alın. Elendikten sonra neyse, soruya gelin, neydi? Elendikten sonra insanların tepkileri... Tamam. Şöyle bir şey oluyor bence elendikten sonra. Dışarıdaki insan tepkileri üzerinden konuşacak olursak. Şimdi zaten sizi hiçbir insan tanımadığı için ve televizyonda gördüğü için doğal olarak elendikten sonra sizi dışarıda görürse sizi tutup tutmamasının hiçbir önemi yok. Zaten direkt yanınıza geliyor bir şekilde. Selam vermek için, tebrik etmek için veya... Şöyle geliyor falan, böyle geliyor falan yani. Elendikten sonra insanların bence tepkisi güzel, sıcak ve duygusal oluyor. Çünkü evet, ben dışarıdaki beni izleyen kitlenin hiçbirini tanımıyorum. Gerçekten tanımak isterim çünkü herkes size bakarken sizi tanıyor. Gözlerle bakıyor. Bana bir defasında, hatta gitmiş olduğum Akhisar'da 11 yaşındaki Toprakçım, buradan da çok sevgiler sana. Benim bindiğim otobüsü annesiyle beraber arkadan takip ediyor arabayla. Kaldığım otele gelip bana bir tane not yazmış. Çağatay abi, seni çok seviyorum diye, böyle güzel bir blok not. 11 yaşında geleceğin filenin sultanlarından olacağına eminim. Çünkü son 2 yıldır da böyle tatlı bir voleybol yapıyor. Toprak istiyorsan çok da kocaman öpücükler, sevgiler sana. Benim için enteresan olan kısmı da şu. Yani normal standart ev, iş, hani yarışma harici rutin hayatımı sürdürseydim sokakta gören insanlar beni çok ön yargılı karşılayacaktı. Ama şimdi ablalar, işte teyzeler, efendime söyleyeyim dayılar, hani amcalar, yarım canlılar falan, yarım canlılar. Sağ olsunlar, hani biraz ön yargı kırmış oldum. Ondan dolayı çok mutluyum. Evet. Yani mesela bir tane teyze var, torunu gidiyor. İşte, Anneanne, işte ben kulağımı derdim etmiştim. Şey, sen işte tokat yiyor falan mı diyeyim, öyle tepki alıyor çocuk. Ama şimdi ben gidiyorum mesela. Geçen mesaj geldi. Çocukları doğmuş, beni izliyorlarmış. İsmini ne koyalım? Sonra kız demiş ki Tolga koyalım. Çocuğun adı Tolga olmuş falan. Aa, çok falan böyle. Aa, güzel. Aynen, güzel böyle ön yargı yıkma konusunda keyifli oldu. Kardeşim, bunun için buradayız. Hep ön yargıda yıkmak için buradayız. Yarışmadan sonra hiç evlenme teklifi aldınız mı? Hadi bakalım. Telefonum nerede? Ben cevaplayayım. Sen cevaplasın. Ben aldım. 100 tane falan gelmiştir. Gerçekten hani, mi ya? Dolaylı da oldu hani. Damadım olur musun gibi. Abi yok. Bana hiçbir şekilde yani bir ilişki teklifidir. Hiç
işte efendime söyleyeyim bir evlilik teklifidir, bir fotoğraf paylaşımı herhangi bir şekilde. Hepsi başıma geldi. Bir şeyle ben karşılaşmadım henüz ben, bu zamana kadar. Ben karşılaştım maalesef. MasterChef'te unutulmadığınız bir yemek var mı? Ya da sizin yapmakta çok zorlandığınız bir yemek. Akılda kalan. Ya bu da çıkmasaydı iyiydi falan diye. Bence en son elenmeden bir hafta önce falan yaptım balık tabağı. Yani. Ben izlemedim. O da şurada. Şu anda. Şurada. Evet. Bu da olabiliyor. Doğru lan. Benim herhalde ilk ana kadroya girdiğim tabak ya. İlk bizim ilk senemizde ana kadroya avokado ile beraber girdiğim bir tabak vardı. Unutamadığım bir tabak o. Müzayede de bir hata yaptım. Zamanla şey alıyorsun. Zaman veriyorsun. Ürün alıyorsun. 100 dakika var. Dakika karşılığı malzeme alıyorsun. Ben 55 dakikaya fener balığı aldım. Sonra hiçbir şey alamadım. Ondan sonra sadece bir fener balığıyla birinci çıktım o turdan. Tolga sever böyle şeyleri. Çok iyiydi ama. Fener balığının çektirme stoğuyla mayonez falan yaptım hani böyle. Yeni bir yer açmayı düşünüyor musun? Ya da ne tür bir yer açmak istersin Tolga? Sen de devamını getirmek ister misin? Yeni lezzetler katmak ister misin? Planlamam. Yeni bir yer açma fikrim yok çünkü hiçbir yerim yok. Yok, o yüzden bir yer açacaksın. Bir yer açmak istiyorum. Doğru evet, söylüyorsun. Bir yer açmak istiyorum ben öncelikle. Ben yeni bir yer açabilirim. Yani sen yeni bir yer açabilirsin ama ben açamam. Ama bir yer açma fikrim var. Bu fikir değil artık. Açılmak üzere. Umarım çok güzel olacak. Birazcık heyecanlıyım. Zaten ilk yerini açan biri olarak o heyecanımı anlamışsındır. Açılışa geleyim de beraber. Ne yapıyorsun? Birazdan açacağız ya. Tamam. Ne yapacaktın? Pilav. İsmini de şey mi koydun? Bir tane var da burayı keser miyiz bilmiyorum. Pilavcı var. Pilove. Love. Aşk. Pilav. Anladın mı? Öyle bir şey. Anladım da yani işte. Benim açtığım dükkanın adı Pilav falan bu arada. Pilav. Gayet düz. Falan orada var mı yoksa hani böyle ismi, bir, ismi hani, falan mı yoksa falan öylesine mi söyledin? Hep söylüyorsun ya. Markanın adı falan. Heh, İlk tamam. Dükkanım pilavcı olacağı için pilav falan olacak. Ben şey sormak istiyorum. Yarışmada en çok elendikten sonra üzüldüğünüz arkadaşınız kim? Doğru söyleyeyim. Yarışmada elendikten sonra üzüldüğüm arkadaşım. Sence evet. Bunu söylememe gerek mesela, var mı? Açın izleyin işte Büşra. Büşra. Ben de en çok elendikten sonra Kıvanç'a üzüldüm. Yalnız kaldı çünkü. Gibi hani. Virgül olmadığı için arada tam neresine koyacağım bilemedim. Virgül. Gibi. Tolga iyi ki geldin. ne diyebilirim ki? Abi burada böyle şeyler yapacağım işte. Yemek, daha da yemek. Gelirim bu arada. Daha da gel lütfen. İşte YouTube'un ilk bölümü oldu bu arada. Bence güzel olur bilmiyorum. Güzel olur gibi hissediyorum. Olur güzel olur. Güzel geyik oldu. Çünkü daha çok konuşan insanları tercih etmem lazım. Büşra'yı çağıracağım ben bir de buraya şimdi. Çok o da yavaş konuşuyor. Böyle durur hani, buraya geldiğinde. Program uzar. Hiçbir şey yapmadan. Evet. Yani şimdi bunu Büşra gömmekten konuşamaz ki beni. Yok yavaş konuşuyor hani. Evet. Kaan'ı al bir dakika. Kaan evet. Aynen. Kaan evet kalça da tepe yapacak ve söz veren adam geldi. Buyurun buyurun. Arkandan İzmirlilerden geliyor. İzmir'den mi geldin bu sırada? İzmir'den. Biz geyik yaptık abi bir şeyler pişirdim Tolga'ya konuştuk durumu anlattım. Sen zaten her şeyin birincindesin bir aydır bende kaldığın için. Ben de ikinci bölüme muhakkak Kaan'ı al dedim. Çünkü sen rapçi olduğun için daha çok konuşursun. Yıllardır içimde olan bir şeydi aslında. Liseden beri hep müzikle falan uğraşıyordum. Amatör gitar falan çalıyordum. Falan. Ondan sonra abi dedim benim miyim eksik ben niye yayınlamayayım? Piç miyim ben? Öyle başladım işte yani. Hayırlısıyla ilk parçayı yayınladık. İkincisini, üçüncüsünü, dördüncüsü, beşincisi arka arkaya gelecek yani. Arkadaşlar bir konuğumuzu daha alalım. Burada bir şampiyonumuz var. Kardeşim. Şampiyon oğlum girdiğim hafta elendim mi? Geldiği gibi gider. Elendin mi? Geldiği gibi göndeririz demişlerdi. Ben oradaydım yarışıyordum da. Ben takım oynamda 3'lük yaptım. Evet abi. Tamam ondan sonra şefler bireysel olarak ben elemeye girdim. Evet. Orada bireysel tabakta sıçtım. Marketi bilmiyorum abi. Ya biz girdiğimizde 2018'de 4 tane blender 10 tane yarışmacı vardı içeride. Ya. Un evet. Yoktu un. Ya ne unu yoktu sen de o kadar sıçmıyorsun. Arkadaşlar o zaman bizim senemizde girseydiniz girmeseydiniz. Abi ben sizin senenizde girsem size haksızlık olur ben yine şampiyon olurum. Tamam. Değil. Pardon. Ya bak burada gerçekten kalbinizi kırmak istemiyorum. Acılı bir şalgam iç üstüne iyi gelin. Bak geç o işi. Bak şimdi. Ben size gayet saygı duyuyorum. Yemin ediyorum. Çağatay bu arada mutfakta benden iyi. Estağfurullah. Buna eminim. Bak net eminim. Ama şöyle bir şey var. Arkadaşlar bak. Ben
5 sene olmuş gireli. Ben 5 sene önce girdiğimde bu mutfağa, ben mutfaktan daha taze çıkıp bir hafta önce çıkıp yarışmaya girmiştim. Ben 5 senedir sanayi tipi endüstriyel mutfakta çalışmıyorum bile. Senin çalıştığın dükkanın yanında çalışıyordum ben. Hayır, neredeydin? Unpo. Aa, ben apartmandaydım. Onları konuşacağız, tamam. Tamam. Her neyse, girdim bir hafta yarıştım. O kadar nasip oldu yani bana. Ama eğlendiğimde çok üzüldüm bu arada yani. Biz buradayız. Her sağlık zaman olsun abi. Biz de yarışmıyoruz. Üzüldüğün an yarımca yiyebilirsin. Kanka yarım kalıyor işte, anladın mı? Yarımca hayır işte. Bak, şekli yarım, lezzeti tam bir börek. Kanka ben iki tane yiyorum. Bir daha söyler misin? Şekli yarım, lezzeti tam. Yarım. Bizi gelip izlediğiniz için ilk bölümde arkadaşlar. Hayır, bana da unutmayın. Öpüyorum sizi. Abone olmayı unutmayın. Çap 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 çap.